Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evlerimizde doğal meyve suyu hazırlayacağız. İsterseniz kışlık meyve suyu konsantresi olarak hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hemen yapıp içebilirsiniz. Bu güzel tarifi doğal meyve suyu yapımını denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle elikleri temizleyelim ve yıkayalım. Ben şekersiz bir meyve suyu hazırlayacağım. Şekersiz hazırlayacağım için de eriklerin olgunlaşmış olmasına, tatlı olmasına ve kendilerine ait bir aroması olmasına dikkat ediyorum. Meyve suyu hazırlamak için bu tarz kırmızı eriklerden seçiyorum. Şimdi kullandığımız eriklerin çekirdekleri çıkıyorsa bu aşamada çekirdekleri ayıklayalım. Ama çıkmıyorsa benim gibi bu şekilde bütün haliyle de tencereye koyabilirsiniz. Tencereyi ocağa alalım. Üzerine yarım su bardağı su ilave edelim. Pencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte meyveler suyunu salana kadar pişirelim. Ben ocağın büyük gözünde kısık ateşte 10 dakika pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Aynı zamanda kaynama aşamasında birden köpürme olabilir. Kapak kapalı iken taşma olabilir. Bu hususlara dikkat edelim. Ocağın başından ayrılmayalım. Görmüş olduğunuz gibi fazla bir köpürme olmadı ama kontrollü olmakta her zaman fayda var. Erikler kaynadıktan sonra tencerenin kapağını açıyorum. Oluşan köpükleri alıyorum ve kapağı açık bir şekilde meyveler yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyorum. Köpükleri aldıktan sonra eriklerin üzerine limon koyuyorum. Benim dondurucuda dilimlediğim bu şekilde limonlarım vardı. Onlardan hemen aldım, koydum. Ama yarım limon suyu da koyabilirsiniz ve bu şekilde biraz daha kaynatıyorum. Erikler yumuşadılar ve istediğimiz kıvama geldiler. Artık süzebiliriz. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Erikleri çekirdekleri ile birlikte kaynattığım için bu şekilde bir süzgeç yardımıyla erikleri süzgeçten geçireceğim, süzeceğim. Ama siz çekirdeklerini çıkartarak pişirdiyseniz blenderdan geçirebilirsiniz. Bu aşamaya gerek yok. Elikleri süzdükten sonra tekrar ocağa alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bu aşamada şeker ilave etmek isterseniz şeker ilave edebilirsiniz. Ben şekersiz bir meyve suyu hazırladığım için şeker ilave etmiyorum. Şimdi ben meyve suyu konsantresi hazırladığım için çok fazla kaynatmayacağım. Elikler kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatmam yeterli olacak. Bu aşamada oluşan köpükleri tekrardan alıyorum. Ama eğer erik marmelatı yapmak isterseniz, istediğiniz kıvama gelene kadar kaynatmanızı tavsiye ederim. Ve limon suyunu da bu aşamada koyarak marmelatı hazırlamanızı öneririm. Erik suyu konsantremiz hazır. Erik suyu konservesi için konsantre sıcakken kavanozlara koyalım. Kış hazırlıkları için hazırladığımız tüm konserve tariflerinde olduğu gibi kullandığımız kavanozların temiz olmasına, kavanoz kapaklarının yeni, temiz ve ilk defa kullanılıyor olmasına dikkat edelim. Ben genelde konserve yapacağım zaman kullanacağım kavanozun ve kavanoz kapağını bulaşık makinesinden çıkar çıkmaz ki haliyle kullanıyorum. Ona göre işimi ayarlıyorum. Bu şekilde hazırladığım zaman hem kavanozu hem de kapağı çok iyi dezenfekte etmiş oluyorum. Hem de bulaşık makinesinden çıkarır çıkarmaz ikisi de sıcak oluyor. Meyve suyu da sıcak oluyor. Bu şekilde vakumladığım zaman da konserve yaptığım zaman da sorunsuz konserveler elde ediyorum. Meyve suyu konsantresini kavanoza koyduktan sonra kavanozun kapağını kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Serin gölge bir yerde bu şekilde bir gün bekletiyorum. Ertesi gün baktığımda kapakta bombelenme veya şişme yoksa konservemiz sorunsuz bir şekilde olmuş demektir ve kavanozu düzelterek güneş almayan serin gölge bir yerde saklıyorum. İster kışlık hazırlıklar için isterseniz hemen yapıp içmek için evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu güzel meyve suyu tarifini denemenizi tavsiye ederim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Şimdi de karışık meyve suyu hazırlıyoruz ev yapımı evde kalan birkaç meyve ile hazırlayabileceğiniz hem bereketli hem çok lezzetli bu doğal meyve suyu tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Karışık meyve suyu tarifinde kayısı, elik ve şeftali kullanıyorum. Tüm meyveleri yıkayıp sirkeli suda beklettim ve duruladım. Kabuklarını soymadan tüm meyvelerin çekirdeklerini çıkartıyorum. şeftalileri iri parçalar halinde doğruyorum. Kullandığım elikler çekirdeğinden çıkmayan zor çıkan eliklerden. Bu sebeple eriği 4 parçaya kestim. Bu şekilde dilimleyerek bölüyorum. Tüm meyvelerimiz hazır. Bu şekilde tencereye yerleştirdim. Üzerine bir su bardağı su koyuyorum ve ocağa pişirmeye alıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Meyveler suyunu salıp kaynayana kadar pişiriyorum. Bu aşamada kontrollü olalım. Meyveler birden fazla köpürebilir, tencereden taşabilir. Dikkat edelim. Gördüğünüz gibi fazla köpürme olmadı ama kontrollü olmakta her zaman fayda var. Meyveler suyunu saldı, kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra meyveler tamamen eriyene kadar, yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyorum ve ara ara karıştırıyorum. Meyveler pişerken köpürmeler olursa bu şekilde köpükleri alıyorum. Meyveler yumuşadılar ve istediğimiz kıvama geldiler. Bu aşamadan sonra ocağın altını kapatıyorum. Blender ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekiyorum. Doğal meyve suyu hazırlıyoruz. Ben bu aşamada şeker ilave etmiyorum. Ama isterseniz şeker ilave edebilirsiniz. Sadece yarım limon suyunu ekliyorum ve 5 dakika kadar daha kaynatıyorum. Göz göz olup kaynayınca ocağın altını kapatıyorum ve konsantre meyve suyunu sıcakken kavanoza koyuyorum. Bir kısmını bu şekilde konserve yapacağım. Bir kısmını da şimdi kullanmak üzere ayıracağım. Toplamda bir adet 660 cc kavanoz doluyor. Bunu temiz kavanoz, temiz kapak, ilk defa kullanılmış bir kapakla ağzını sıkıca kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Bu şekilde bir gün vakumlanmasını sağlıyorum. Geriye kalan konsantre meyvelerin üzerine de su ekliyorum ve istediğim kıvamda özleştiriyorum. Bu şekilde meyve suyunu hazırlıyoruz. Tamamen meyvelerin özüyle, lezzetiyle, aromasıyla harika bir doğal meyve suyu hazırladık. Sizler de isterseniz evde kalan birkaç meyve ile karışık meyve suları hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hiç şeker kullanmadık. Şekersiz meyve suyu hazırladık. Tamamen meyvelerin aromasıyla harika bir meyve suyu oldu. Bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdi de kayısı suyu hazırlıyoruz. Aslında görmüş olduğunuz gibi yöntem olarak hepsinin hazırlanış şekli aynı. Bu yöntemlerle istediğiniz meyveden meyve suyu konsantresi hazırlayabilirsiniz. Ben genelde tariflerimde şekersiz veya az şekerli tercih ettiğim için çok fazla reçeldir, marmelattır tariflerine girmiyorum. Yaparsam da kendi yaptığım gibi az şekerli olarak yayınlıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Meyvelerin marmelatını hazırlamak istiyorsanız da püre haline getirdiğimiz meyvelere şeker ekliyoruz ve daha sonra uzun, uzun kıvam alana kadar kaynatıyoruz. Bu videoda da aynı şekilde kayısıları çekirdeklerinden çıkardım. Üzerine su koydum kaynattım, köpüğünü aldım, püre haline getirdim. Yarım limon suyunu ekledim. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapattım. İsterseniz kavanozlayabilir, isterseniz de hazırlayıp direkt meyve suyu olarak tüketebilirsiniz. Tariflerimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tariflerle ilgili detaylı malzeme listesine, açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı Videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.